Arkadaşlar herkese selam. Ben Ufuk Sandık. Volkan Demirkuşak. Türkiye için ve Volkswagen markası için önemli bir modelin test sürüşünü gerçekleştireceğiz. Üçüncü nesil Tiguan markanın en çok satan modeli. Aynen 2018'den bu yana hakikaten markanın mihenk taşı olmuş. Volkswagen Golf'i geçmiş biraz şaşırtıcı. 2007 yılından bu yana da toplamda 7.6 milyon adet üretimden bahsediyor. Evet. Müthiş bir satış. Dolayısıyla Türkiye'de de SUV ailesine baktığımızda Volkswagen'in de en çok satan modeli hem de markanın en çok satan modeli. Dolayısıyla Tiguan'ın Türkiye'de büyük bir potansiyel müşteri kitlesi var. Ve dolayısıyla da çok merakla bekliyorlardı. Bu otomobil biraz gecikti Türkiye'ye gelişi. Çünkü üretimle ilgili, transferlerle ilgili, ulaşımla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu için nihayet yeni geldi ama satışa sunulacak olan tarih bayram sonrası. Size böyle bir akordiyon gibi yenilik listesi anlatacağız. Ufuk abiyle bugün biraz çenemiz yorulacak. Evet. Çünkü yeni Tiguan'da önce şunu söyleyelim. Boyutlar değişti. Boyutlara ben bir not aldım herhangi bir yanlışlık yapmayayım diye. Tamam. Aslında bakın 4 mm. Yani çok fazla büyük bir boyutlarda uzama yok arkadaşlar. Yani 37 mm, 3 mm falan aynen, gibi. Aynen aslında böyle... bunlar minimal şeyler ama yine de söylememiz lazım. Çünkü yeni platform Ufuk abi. MQB Evo. Adında bir platform. Uzunluk arkadaşlar 30 mm artmış ve 4539 olmuş. Genişlik 1842 3 mm artmış. Yükseklikte de 1640 mm. Şöyle bakın benden çok, çöz. Çok büyük çok değil, 5 mm. Evet. Aks mesafesi değişmemiş arkadaşlar 2680 mm. Ama tok bir tasarım var. Bayağı büyük gözüküyor. C ya. Segmentinden bile nerede? C buçuk diyebilirim sana hızlı dışarıdan. Yani arkadaşlar hakikaten gelirken de biraz önce konuştuk. Otomobil boyutlarında çok büyük bir değişiklik olmamasına rağmen eskisine göre çok daha büyük ve heybetli görünüyor. Tasarımcılar iyi yapmış. Ben her zaman şunu söylerdim. Volkswagen tasarımcıları biraz böyle rafine tasarımlar peşine koşturur. Çok ya büyük da tutucu. Çok büyük değişiklikler yapmazlar. Muhafazakardırlar bu evet. Konuda. Ama bu otomobilde yani... İlk jenerasyon, ikinci hatta ikinci jenerasyonun makyajcısına bir baktığınızda bambaşka bir şeyle karşılaşacaksınız. Genelde Volkswagen müşterilerinin eleştirilerinden bir tanesi. Bir öncekiyle bu çok, hatta VAG grubunda çok benzer şeyler. Tasarımlar birbirine çok benziyor, biz ayıramıyoruz. Hangi otomobili alacağız? İşte Volkswagen burada en azından daha karakteristik bence bir tasarım yapmış. Far sisteminin tamamen LED'lerle birlikte değiştiğini de söylemekte fayda var. 19.200 tane piksel varmış içerisinde. Özellikle gece sürüşünde çok kaydedilen bir fark olacaktır. Bence arka tasarımını da bir gösterelim. Çünkü bagajda da bir genişleme evet. Bimi var. Onu da yan tasarımına baktığım zaman aslında bu tarafta bir profilde çok fazla bir şey yok ama şuraya doğru bakarsan Ufuk abi böyle bir güzel bir çizgi yapmışlar. Tam böyle stoplara doğru giden yani D sütununa doğru. Şık gözüküyor. Otomobilimiz şanslıyız ki bizim en yüksek donanım paketinde şu anda ağırlar Ufuk Sandık. 19 inçlik alüminyum jantlar var. Conti. Jantları ben beğendim. Güzel gözüküyor. Yani stop tasarımına baktığımız zaman da çok şık. Ben bu şuradaki albinili petek tasarımlı formu da beğendim. Bagajı da şöyle bir açalım. Dediğim gibi 37 litre Ufuk abi bagaj artmış. Şöyle 652 litre arkadaşlar. Çift bölmeli. İçerisinde yedek lastiğin olduğu da bir bagaj grubumuz var. Yani C sınıfı için ideal bir ölçü bana göre. Aynen öyle. Stop far grubunu da bir şey yapalım. Eski nesilde güzel gözüküyor. Tabii. Eski nesilde daha küçüktü arkadaşlar. Birazcık daha böyle oyuncaklı bir tasarım yapmışlar. Yani yeni nesil çok anlaşılmasa da özellikle akşam yekpare bir stop grubu şık gözükür. Ben genel olarak tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Ön tasarım daha favori buluyorum ön tasarımını. Arka tasarımda da güzellikler var. Volkswagen tasarımcılarını tebrik ediyorum bu konuda. O zaman bir Alaçatı'da bir test sürüşüne hadi başlayalım. Otomobilimizin 1.5 litre 150 beygir olduğunu da hatırlatalım. İçeride diğer motor seçeneğini de söyleriz. Hadi bakalım. Hadi. Üçüncü nesil Tiguan'ın direksiyonundayım. Yanımda da Volkan Demirkuşak var. Arkadaşlar biraz önce otomobili dışarıdan değerlendirme şansı bulduk. Şimdi de teknik özelliklerini, motor özelliklerini hem de sürüş izlenimlerini paylaşalım sizle. İç mekana geçtiğimiz zaman ilk bence hissiyat Ufuk abi hani daha teknolojik, daha premium hale gelmiş, multimedya ekranlarıyla sanki böyle bezenmiş bir iç mekan geldi.
biraz daha sadeleşmiş gibi. Burada mesela farkındaysan hiç tuş yok. İlk gördüğümüz tuş burada müzik seviyesini ayarlayan, ses seviyesini ve yine aynı zamanda sürüş modlarını ayarlayan bir kumanda butonu. Bu arada ben önümüzdeyken de bunları da gösterelim. Aslında otomobili birazcık daha yenilikçi hale getirmek için çalışmış Volkswagen. İşte gördüğün gibi iç mekandaki ambiyansı değiştirebilecek atmosfer detayları koymuşlar. Ufuk abi şurada bir piano black bir alan var. Çok güzel. Acaba yani. Dedim ki yani bu bir sonraki Volkswagen'de burası da multimedya ekranı mı olacak? Baktığım zaman değil mi Porsche'de falan böyle biliyorsun Taycan'da. Tamamıyla bütünleşik bir ekran haline gelebilir. Ne kadar gerek var onu sorguluyorum başka ama bunun görüntüsü sanki ona gidiyor gibi. Evet. Değil mi? Şimdi devasa bir 12.9-13 inç. Aynen onlar da 13 inç. Sürücü bilgi ekranı da var burada arkadaşlar. O da 10.2 inç. Bakın ne kadar büyük olduğunu şöyle göstereyim size. Benim elim kocamandır basketçi eli. Bakın. İki tane yani iki tane el kapatamıyor ekranı. Bir de arkadaşlar şimdi bir bilgi daha aldık. Şu anda Türkiye'de yok ama belki Türkiye'de getirecekler. 15 bu inç kadar, olanı var yani. Bu kadar. Ev televizyonu gibi. Şimdi tabii ki biraz önce hissiyatımızı anlattık. Kullanılan malzemeler bir üst sınıf malzemeler gibi. Örneğin işte dikişli deri görünümlü döşemeler var. Oldukça da. Biz tabii bir de Arline donanım kullandığımız için burada çok güzel lacivert bir dikiş var Ufuk abi. Şık gösteriyor. Senin direksiyonun üzerinde hemen altında, tutamağın altında da bir R logosu da var. Aslında çok Volkswagen'lerde görmediğimiz bir vites seçici de buraya koymuşlar. Tabii. Eskiden ortada olan vites seçici şu anda direksiyona entegre edilmiş. Ben bunu Volkswagen grubunun diğer markalarında da geçenlerde kullandım. Oldukça fonksiyonel ve rahat bir kullanım sunuyor. Genelde beğendim. Ben de beğendim. Ben de biraz bunu kurcalayayım. Sen ama ilk başta oturduğumuzdan beri multimedya ekranı ile ilgili bir takım eleştirilerde bulunuyorsun. Evet. Ben benim kullandığım ilk test aracı bu olmayan da biraz multimedya ekranının dokunmatik hissiyatı bence sorunluydu. Ama mesela bunda şu anda öyle temelde bir sorun yaşamadım. Belki test otomobilin problemi de olabilir. O yüzden çok büyük bir eleştiride bulunmak istemem ama becerebilecek miyiz bakalım. Burada aslında çok güzel bir fonksiyon var Ufuk abi. Şu anda bunu gösteremiyoruz ama algılamanız açısından güzel. Hani şu sen benimle konuşurken bazen dönüyorsun ya bana. Evet arkadaşlar çok enteresan. Bu otomobili ilk kullanmaya başladığımda tektim. Konuşuyorum. Birazcık da böyle bir öksürük de birikmiş hastalıktan. Şarkı söylüyorsun değil mi abi? Arkadan bir yankı geliyor. Diyorum ki yani bu yankı nasıl bir şey olabilir falan. Sonradan öğrendik ki lütfen sen söyle. Banyo efekti. Banyo efekti. Çok yok, güzel aslında, düşmüşler. Aslına bakarsanız dediği Ufuk abin çok doğru. Yani arkaya dönüp de sohbete dahil olmaya çalışmayın. Güvenlik riskini atmayın diye ses bir şekilde arkaya doğru gidiyor. Muhtemelen buradan aldığı sesi de hoparlörlerden veriyor. Valla başarılı, güzel bir sistem. Akıllı sistem Ufuk abi. İyi düşünün. Bravo. Birkaç tane daha bilgi verelim. Az önce kendi aramızda konuştuğumuzda da şaşırdığımız şey artık vites seçici diyoruz ya. Onun normalde olması gereken yerde de hareketli bir tabla var. İki tane cep telefonunu aynı anda şarj edebileceğiniz bir yine tablamız söz konusu. Ve kapanabiliyor. Soğutmalı. Soğutuyor. Soğutmalı. Çok önemli ya. Evet. Çünkü cep telefonları ısınıyor. Ve onun altında da iki tane Type-C girişi var Ufuk abi. Evet, çok güzel. Burada gördüğünüz gibi yine Volkswagen'in bir bardaklığı var. Bardaklığın içerisinde bu kadarlık bir termosu. Arkasına bir o kadar daha termosu koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de kapı içlerinde kumaş döşeme kullanılmış ki bunu son dönemde elektrikli otomobillerde çok sık görmeye başladık. Yol sesini ya da daha doğrusu koyduğun malzemenin tıkırtı çıkartması, çok ses rahatsız eder, çıkartması rahatsız eder. Çok ince bir detay ama başarılı bir detay. Bravo. Bunu yapmışlar. Yüksek oturum pozisyonu hakikaten daha önceki Tiguan'la bunu kıyasladığımda çok önemli bir artı olmuş. Şimdi mesela şu anda yani, ben en alttayım. Bayağı en alttayım yine yükseğim. Ama çok yüksek yani evet. Yola hakimim. Yani evet. Bu genelde İstanbul'daki sürücülerin özellikle kadın sürücülerin falan çok arzu ettikleri, çok sevdikleri yüksek, bir şey. Yüksek, hakim, güvenli pozisyon. Trafikte evet kendilerini daha iyi hissediyorlar. Ben bu otomobili Ufuk abi de havalimanında biz ayrı ayrı otomobillerde geldik. Muhtemelen hislerimiz ortaktır ama çok izole ve yalıtımı yüksek buldum. Bunu da sorduk. Bütün camları özel bir malzemeyle yapmışlar. İç mekana daha az titreşim, yol sesi, rüzgar sesi versin diye ben de bunda başarılı olduklarını söyleyebilirim. Peki süspansiyonlar konusunda ne düşüncen var? Valla aslına bakarsanız bunda DCC olmayan bir versiyonu kullanıyoruz. Yani daha başarılı bir süspansiyon daha sistemi gelişim olacak. Evet. Ama ben bunu acaba o var mı diye sordum. Bu daha gelmemiş hal dediler. Mevcut süspansiyon sisteminde ben sönümlemeyi
Çok başarılı buldum Ufuk abi. Evet, gerçekten öyle. Değil mi? Gerçekten öyle. Dediğim gibi otomobilin dış tasarımına baktığımızda bile otomobildeki büyümeyi ya da büyüklüğü daha doğrusu hissediyorum. Ki dediğim gibi çok fazla da büyüklükle ilgili değişiklikler yaşanmamış. Yani en azından görüntü anlamında bir büyüklük var. Hissiyat anlamında bir büyüklük var ama rakamsal olarak çok bir büyüklük yok. Evet. İçine geldiğimizde de aynı şeyi içeride de hissediyorum ben. Bak abi, mesela at mesafesi değişmemiş aslında biliyorsun. Evet. Aynen. Benim baş mesafem oldukça iyi. Hiçbir diz mesafemiz çok iyi. Şimdi ben senin arkanda otursam neredeyse bir bu kadarlık bir diz mesafesi görüyorum. Bu da gerçekten başarılı. Zaten bu otomobil aslına bakarsanız bir C SUV. Evet. Kompakt sınıf SUV'den bahsediyoruz. Motor seçeneklerine gelirsek iki motorla geliyor. 1.5 litrelik bir benzinli motor var. Bir de 2 litre dizel motor. Sıkı bir makine. 193 beygir gücünde. 7 kademeli çift kavramlı Volkswagen'in çok kullandığı bir şanzıman. Ama Türkiye'de Ufuk abi tahminim 1.5'te olan kullanılacaktır. Hem vergi avantajından nispeten hem de 2 litrenin siparişle gelecek olmasından ama dizel tutkunları için de oldukça yüksek tork değeri sunan bir dizel opsiyonu olacak. Bildiğiniz gibi Türkiye bir sedan ülkesi ama SUV'lar artık çok fazlalaştı. Volkswagen grubunun da daha doğrusu Volkswagen markasında sedanlar birdenbire yok olmaya başladı ve SUV'a ağırlık verdiler. Şimdi SUV ailesine baktığımızda Tiguan'dan önce Taygo, T-Roc, T-Cross. Evet, bunlar daha alt şeylerdi. Ondan önce de Touareg var. Touareg var. Yani Touareg'le başlayıp Tiguan ve ondan sonrası devam ediyor. SUV'da çok iddialı. Çok iddialı Ufuk abi, dediğin gibi. Çok büyük bir seçkisi var. Ve farkındaysan kendi segmentinde bile 3 tane var. Yani B segmentinde 3 tane daha SUV'si var. İnanılmaz. Ha, bu arada en çok T-Roc'u beğeniyorum ben. Ama fark ettim ki en çok Türkiye'de T-Roc'u beğeniyormuş. Taygo'yu da en az beğendiğimde o da şaşırtmadı beni. Tiguan hakikaten çok bekleyen insan var. Bugüne kadar da çok satılan modellerden bir tanesi. Şöyle bir soru soralım mı Ufuk abi? Söyleyeyim. O zaman şöyle yapalım. Sizce kompakt SUV segmentinin en başarılısı Volkswagen Tiguan mı? Mutlaka yorumlara yazın. Ufuk abinin elektrikliotomobilhaber.com ve benim Volkan Demirkuşak hesabımdaki yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Yorum olarak bize abone olmanız hakikaten bizi hem mutlu ediyor hem de sevindiriyor. Yüzümüz gülüyoruz. Yorumlarınızı da mümkün mertebe yanıt vermeye çalışıyoruz. Evet Volkan, o zaman videonun sonuna geldik. Başka ekleyeceğin bir şey yoksa? Valla senin... Tiguan'ı bayağı beğendim ama yeni o özellikle süspansiyon sisteminin yenilenmiş halini görmek de istiyorum. Tez zamanda otomobil Türkiye'ye geldiği zaman da birlikte test ederiz inşallah. İzleyicilerimize de aktarırız. Bir tek hatırlatma yapayım. Arkadaşlar henüz fiyat bilgisi paylaşmadıkları için biz de fiyatla ilgili size bilgi vermiyoruz. Ama zaten şöyle de bir durum var. Fiyat verdiğiniz zaman siz bu videoyu belki bir ay sonra izleyeceksiniz. Fiyat değişmiş olacak. O yüzden en iyi yöntem fiyatı öğrenmek için sitelerine girip anlık olarak bakmak. Volkswagen pazarlama müdürü Tilbe Düvencioğlu'ndan da aldığımız bilgiye göre %5 ile %7 arasında mevcut Volkswagen Tiguan'dan daha pahalı olacak otomobil. Dolayısıyla zaten bugünkü fiyatı açın elinize, %5, %7 üzeri bir fiyat koyun. Buyurun size Volkswagen Tiguan'ın fiyatı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.